Öyle geleceksin. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi de işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuru süreci başlarken seçmen listeleri de yeni haftanın ilk günü askıya çıktı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuru süreci bugün itibariyle resmen başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği seçiminin takvimine göre seçmen listeleri bugün itibariyle muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Listeler askıdan 2 Nisan itibariyle indirilecek. Şimdi yanımızda Umutkent Mahalli Muhtarı Sayın Nuray Akmaz var. Kendisini süreçle ilgili sormak istiyoruz. Hoş geldiniz muhtarım. Hoş öncelikle. Evet, bugün itibariyle listeler askıya çıkarıldı. Evet. Süreç nasıl ilerleyecek? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi biz askı listelerimizi dün Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldık. Bugün itibariyle saat 8'de listeleri çıkarttık. Bazı muhtarlarımız yoğun olduğu yerlerde camileri de asabiliyor. Biz muhtarlığımızı astık. Buradan kontrollerini yapacaklar. Eğer burada gözüküp başka mahallede oturuyor iseler 2 Nisan'a kadar ikametlerini oraya almak durumundalar. Çünkü nerede oy kullanacaklarsa oraya alacaklar ikametgahlarını. Lakin şöyle bir durum var, şimdi buradan gözden kaçma olabilir. Alfabetik sıraya göre değil, sadece soy isimler alfabetik sıraya göre. Çünkü yoğun mahalleler bu mahalleler. Bundan dolayı dikkatli bakmaları gerekiyor. 2 Nisan'a kadar saat 5'e kadar süresi var. Bu saatten sonra hiçbir şekilde itiraz kabul edilmiyor. Eğer ikametindeyse, mevcutta oturduğu yerdeyse orada oy kullanması gerekiyor. Aksi halde seçmen olarak sayılmayacak. Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Pazar günü 2 Nisan'da seçmen listeleri askıdan inecek. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olup listelerini kendileri kontrol etmeleri gerekiyor. Şimdi bizim muhtarlarımızı arıyorlar, ben var mıyım, ben var mıyım? Ayrı ayrı muhtarlarımız buna bakma şansları yok. Herkes asılı olduğu listeye gelecek, muhtarlıktan veyahut da nereye asmışsa muhtarı ona soracak. Oradan askı listelerinden takip edecek. Umutkent Mahalle Muhtarı Nuray Akmaz, evde yatılak olan hastalar için ise önemli evrakları muhtarlıklara ulaştırmaları gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca şöyle bir husus da var, böyle bir detay da var. Bunu da belirtmek istiyorum ben. Şimdi belli konularda, belli hastalıklardan dolayı yatalak olan hastalarımız var. Bunun içinde bakıcısı, bakan kişi muhtarlıklara müracaat edecek. Bu nasıl olacak? Bakım raporunu, yatalak olduğuna dair bakım raporunu alacak, gelecek. Kendisi bunu imzalayacak. Bu neden bu şekilde yapılıyor? Eve sandık geliyor. Yani yatalak hasta varsa eğer evde sandık talebinde, seyyar sandık talebinde bulunmuş oluyor. Bunun için de konu önemli. Bu da aynı şekilde 2 Nisan'a kadar, hafta sonuna kadar YSK'lar açık. 2 Nisan'a kadar bize bunu dolduracak. Biz bu evrakı Yüksek Seçim Kurulu'na vereceğiz. Bu şekilde diyeceğiz. Bunu kendimiz bireysel yapacağız. Onlar da seyyar sandık gönderecekler eve. Yatalak hastamız orada oy kullanacak. Ama hani yürüyen, engelli olan vatandaşlarımız birebir kendisi gidip oy kullanabiliyor zaten. Zaten yanlış anlaşılma olmasın. Sadece yatağından kalkamayacak hastalar için bu geçerli. Bunun süresi de aynı şekilde, bir an önce bu işlemi yapmaları gerekiyor. Biz de son kez seçmen listelerinin 2 Nisan'a kadar askıda kalacağını tekrarlayalım. İtiraz sürelerinin de o günden itibariyle sona ereceğini söyleyelim. Evet. Alfabeti soy isme göre yapmışlar. Burada A var.